Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu fasulye çeşitleri. Bu sene bahçemizde iki çeşit fasulye var. Şurada görmüş olduğunuz yeşil fasulye. Pazarda satın aldığınız taze fasulyeler. Şuradakiler de sütlü fasulye. Bu sene iki çeşit dikim yaptık. Bunları fileden üretmiştik. Yaklaşık olarak iki hafta içinde pazarlarda olacak. Yetiştirme hakkında bilgiler vereyim. Bu çeşidimiz taze fasulye çeşidi. Şu ağaçla şu ağacın arası 5 metre. Yani 5 metreye 6 sıra çekiyoruz. Birinci sıramız 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Diğer çeşidimiz süt olarak satılıyor. Onu da 5 metreye 8 sıra yapıyoruz. Bunun nedeni ise taze fasulyeler yaklaşık olarak 6-7 defa toplanabiliyor. Sıra üzerinden bahsedeyim. Şu fasulye ile şu fasulyenin arası 10 santim. Tek fasulye ekecekseniz 10 santim ideal. Eğer çift ekecekseniz, yani çift tohum atacaksanız 20 santim aralığı iyidir. Yani her 20 santimde bir fasulye olmuş oluyor. Bu şekilde de aynı şekilde oluyor. İlk meyvelerimiz gözükmeye başladı. Çiçeklenmeler devam ediyor. Her zaman söylüyorum, mutlaka ekeceğiniz ürünleri posta posta ekin. Mesela bizim şurası, birinci postamız şurası da, ikinci postamız şu yan tarafta da 2 sıra var. Burası 4 sıra, bu tarafı 4 sıra. Bunlar bittiği zaman bunları toplayacağız. Bunları söküp yerine kabak çeşitleri ekeceğiz. Aynı orasını da tamamen söküp yerlerine kabak çeşitleri ekeceğiz. Bu sayede hem toprak değerlenmiş oluyor, hem de toprağı beslemiş oluyoruz. Fasulye çeşitlerinde köklerinde azot vardır. Çok iyi azot kaynağıdır. Ayrıca yaprakları ve sapraları organik madde olur. Bizim kullandığımız çeşit oturak çeşittir. Bu yüzden yanlarında sırk yok. Çalı çeşit diye de geçer. Çünkü bu soru çok geliyor. Fasulye ektiniz, niye yanlarında çubuk yok, sırk yok diyenler. Çeşidimiz oturak çeşit. Yaklaşık olarak 60 santim boy yapar. 60 santim boy olduktan sonra yanlarından şöyle dallar çıkartır. Verimi de gayet iyidir. Tohumunuzu kendiniz alabilirsiniz. Fasulyede F1 gibi çeşitler yoktur. Kullandığımız tohumun cinsi beyaz fasulye. Yani tohuma bırakıldığı zaman içi beyaz olur. Cina cinsidir. Gina diye yazılıyor. Bu şekilde aratıp bulabilirsiniz. Şunlar börülcelerimiz. Geçen sene tohum edinmek için bir sıra dikim yapmıştık. Daha doğrusu yarım sıraydı. Bu sene 4 sıraya buraya ektik. 2 sıra da oraya devamını ektik. Pazarlarda artık aranan bir çeşit oldu. Bu da oturak bir çeşit. Geçen sene hem sırık hem de oturak yapmıştık. Oturak olan çok iyi verimli oldu. Her zaman pazarda tüketilebiliyor. Buradaki fasulyelerde sütlü olarak tüketilen, kuru ya da bırakılabilen bir çeşit. Bunların arası daha sık. Gördüğünüz gibi 3, 6, 2 de burada. 8 sıramız var. Şöyle göstereyim. Artık bunlar olgunlaştı. İçlerinin dolmasını bekliyoruz. 2 hafta içinde şuradaki taneleri dolmuş olacak. Şöyle. Bunlar da tohum alınabilir ürünler. Geçen sene kendi tohumumuzu kendimiz üretmiştik. Bu sayede yaklaşık olarak 20-25 kilo kadar tohumluğumuz var. Bu çeşidin şöyle bir avantajı daha var. Ürünler tek seferde oluyor. Yani şunlar
Hepsi birlikte bırakıldığı zaman hepsi aynı şekilde oluyor. Böylece tek tek hasat yapmaktansa bir sefer hasat yapıp yerlerine yerine ürün dikebiliyoruz. Böyle bir avantajı var. Hem fiyatı iyi hem de uğraşması yok. Hem ağır çekiyor. Bunlara da fidan ekmiştik. Fidan ektiğimiz için hasat zamanı çok daha kısaldı. Tek sorunumuz arada şöyle tutmayan ürünler oldu. Bunun nedeni ise fidelerin bazıları seranın kenarında kaldığı için boylu olmuştu. Onlar tutmadı. Zaten pazarda ilk çıkacağı için fiyatı çok çok yüksek olacak. Bu sayede bunu amorti etmiş olacağız diyebilirim. Her zaman bir söylediğim laf daha vardır. Her çiftçinin mutlaka serası olması gerekiyor. Erken ürün hasat eden her zaman kazanıyor. Az ürün çıksa bile ilk çıkar ürünler daima para yapıyor. Bu sene hep yağmurlar 10 günde bir yağıyor. Bizim de bu sayede avantajımız oldu. Sadece bunlarda 2 sulama yaptık. Ayrıca 2 de gübreleme yaptık. Fasulye bitkisi meyve döndüğü zaman suyu çok sever. Suyu hiçbir zaman eksik etmeyin. Bol bol sulayın. Ayrıca böyle sütlü fasulyeniz varsa yani taneye bırakacaksanız mutlaka gübreleme yapın. Organik gübre olur, solucan gübresi olur. Eksik etmeyin. Ayrıca güneşi çok severler. Ne kadar güneş ve su o kadar bol hasat demek, meyve demek. Bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.